Yönetim şekli anayasal monarşi olan Danimarka, özel bölgeler olan Grönland ve Faroe adalarıyla birlikte bir İskandinav ülkesidir. Danimarka, verimli toprakları ve elverişli iklimi sayesinde tarımda önemli gelişmeler göstermiş, bu alanda dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline gelmiştir. Peki bu mümbit topraklarda yaşayan insanların İslam'la temasları nasıl olmuştur? İslamiyet'te ilk temaslar. Danimarkalıların İslam dini ve Müslümanlarla tanışmaları 9. yüzyıla kadar uzanır. İlk karşılaşma ataları olan Vikinglerin ticaret amacıyla Kuzey Afrika ülkelerine yaptıkları seyahatler sırasında gerçekleşir. 20. yüzyıla kadar Danimarka halkının Müslümanlar ve İslam dini hakkında pek bilgi sahibi olmadığı biliniyor. 1920'li yıllarda Knud Holmboe adındaki bir gazeteci Kuzey Afrika'ya yaptığı seyahat sırasında İslamiyet'i kabul eder. Ardından hac için Mekke'ye gider ve seyahati boyunca tuttuğu notları ülkesindeki gazetelerde yayımlar. İşte bu vesileyle Danimarka halkı İslamiyet ve Müslümanlar hakkında bilgi sahibi olmaya başlar. 1960'lı yıllarda çok sayıda Müslüman işçinin çalışmak amacıyla Danimarka'ya gelmesi ise İslamiyet'in doğrudan tanınmasında başlıca etken olmuştur. Eski Yugoslavya, Türkiye, Pakistan ve Kuzey Afrika'dan gelen göçmen statülü işçiler, ülkede İslamiyet'in yaygınlaşmasını sağlamıştır. Müslümanların ülkeye gelmesiyle birlikte yaygınlaşan İslamiyet, bazıları için sorun olarak görülmeye başlamış ve yeni tartışma konularını ortaya çıkarmıştır. 90'lı yıllarda topluma entegre olmadığı için eleştiri konusu yapılan Müslümanların varlığı, 11 Eylül olayları sonrasında farklı bir noktaya gelmiştir. Bu tarihten itibaren potansiyel tehlike olarak görülen Müslümanlar, çeşitli saldırılara da maruz kalmıştır. Özellikle de 2005 yılında yaşanan karikatür krizi, dünya gündeminde farklı tartışmaları beraberinde getirmiştir. Günümüzde bir endüstri haline gelen İslam ve Müslüman karşıtlığı, Danimarka'da her Müslüman terörist olmasa bile her terörist Müslümandır şeklinde sloganlaşmıştır. Günümüzde Müslümanlar. Danimarka'da yaklaşık 320 bin civarında Müslümanın yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu da ülke nüfusunun %6'sına denk gelmektedir. Danimarkalı Müslümanların yaklaşık yarısı Schallen Adası'nda, %35'i Gülent Yarımadası'nda, %15'i de On, Spinburg ve Nienburg şehirlerinde yaşamaktadır. Ülkede her ne kadar göçmen Müslümanlar kendilerine ait dilleri kullanıyor olsalar da genel olarak bilinen ve konuşulan dil Danca'dır. Ülkede Hristiyanlardan sonra bilinen en büyük dini grup Müslümanlardır. Danimarka'da yaşanan İslam ve Müslüman karşıtı saldırılar, Müslümanları siyasette, sosyal hayatta ve eğitimde daha fazla aktif rol almaya teşvik etmiştir. Ülkede doğup büyüyen Müslüman göçmenler, artık memur, doktor, avukat ve mühendis olarak iş hayatında söz sahibi olabilmektedir. Ülkede çalışma yapan birçok önemli kuruluştan biri olan Danimarka Türk Diyanet Vakfı, 1985 yılında Kopenhag'da kurulmuştur. Bir camiyle başlayan hizmet serüveni bugün 30 camiye ulaşmıştır. 10 binden fazla üyesiyle Danimarka'nın en büyük İslami cemiyeti konumundaki Danimarka Türk Diyanet Vakfı,
din hizmetleri, Kur'an kursları, dini yayınlar, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi birçok alanda hizmetlerini sürdürmektedir. Ülkedeki Müslüman Türklere hizmet vermek amacıyla kurulan vakıf, din hizmetleri müşavirliği ile işbirliği yaparak Kopenhag ve diğer şehirlerde, başta Kopenhag Camii olmak üzere çok sayıda cami, Kur'an kursu, Türk Kültür Merkezi, kütüphane ve lokal açmış, bu merkezlere din görevlilerinin tayin edilmesiyle Danimarka'daki Müslümanların ihtiyaçlarına en güzel şekilde cevap veren bir kurum haline gelmiştir.